Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Dada akımı başladı. Dada. Bu gerçekten saçma bir kelime. Bu akımın temel fikri bir çeşit anti sanat yaratmaktı. Sanat olarak addedilen tüm şeylere meydan okumak. Ülkeler alevler içindeydi. Savaş Avrupa'ya yayılıyordu. Ve sanatçılar olan bir taneden hoşnut değillerdi. Dünyanın ne kadar saçma ve tehlikeli bir yer haline geldiğini vurgulamak istiyorlardı. Dadaizm akımına bağlı sanatçılardan birisi de Marcel Duchamp. Duchamp, hazır üretim olarak adlandırdığı eserler yaptı. Eserlerinin bazıları başkalarının yardımıyla hazır üretim olarak adlandırıldı. Bu eserlerde sanatçı gerçek hayatta var olan iki nesneyi alıyor ve bunları bir araya getiriyordu. Bu nesneler genelde seri üretim yani fabrikasyondu. Bu türdeki eserleri arasında en beğendiklerimden birisi Kırık kolun öncesinde. Şimdi bu eser sol tarafta bulunmakta. Sağ taraftakiyle karıştırmayalım. Sağdakini az önce internette buldum. Kırık kolun öncesinde isimli eser soldaki. Düşündüğünüzde ikisi arasında pek fazla fark yok gibi geliyor. Zira her ikisi de kar küreği. Ancak bunu Düşam evinin garajından veya hırdavatçıdan alıyor. Yeniden konumlandırıyor. Bir anlamda çerçeve içine alıyor. Ve hayır. Bu farklı, bu hazır üretim diyor. Bu bakılacak bir nesne ve bunu estetik değerler açısından değerlendirmelisiniz diyor. Pek çok kişi sanatçının yaptığının alaycı olduğunu düşünebilir. Alın size sanat, kar küreğini aldım ve müzeye koydum diyerek izleyicilerle eğlendiğini düşünebilirsiniz. Burada bir alaycılık olduğu aslında doğru ve bu alaycılık Dadaizm akımının amaçlarından kaynaklanıyor. Bu akım sanatı nasıl değerlendirdiğimizi, algıladığımızı küçümsüyor ve sanatçı kargaşa içinde sürüklenmekte olan dünyayla bağlarını koparmak istiyor. Şimdiye kadar sanatı tanımladığımız yöntemlerin nasıl küçümseyebilirim? Anti sanatı nasıl yaratabilirim diye düşünüyor. Anti sanat dediğimizde aklımıza ilk gelen isimlerden birisi de Warhol. Warhol videomuzu seyrettiyseniz hatırlayacaksınız. Eğer günümüzde birisi çorba kutularının afişlerini müzeye koyarsa bu daha önce yapılmıştı. Gördüğümüz bir türev diye düşünürüz demiştik. Oysa Warhol bu eserini düşamdan bir süre sonra yapıyor. Dolayısıyla bir anlamda Warhol türev durumuna düşüyor. Warhol'un eserini hatırlayalım. Afişlerin üzerine sanatçı çeşitli eklemeler yapmıştı. Düşam ise hiçbir ekleme yapmaksızın küreyi satın alıyor ve müzeye koyuyor bu çağının çok ilerisinde bir kavram. Bununla birlikte Düşam mükemmel bir hazır üretim bulmanın pek de kolay bir iş olmadığını söylemiş. Bir şeyler bulmak üzere çıktığında pek çok nesne onun mükemmel hazır üretim tanımına uymuyor. Görmekte olduğumuz nesneyi ve eserin ismini birlikte düşünelim. Kırık kolun öncesinde. Bir kar küreyi satın alıyorsunuz ve bunu kırık kolun öncesinde olarak adlandırıyorsunuz. Ve daha enteresan bir şey var. Fotoğrafta gördüğümüz orijinal kar küreği değil. Orijinal küre kayboluyor. Kim bilir belki de bir kar fırtınası sırasında kaybolmuştur. Buradaki yazıda da yer alıyor. Okuyalım. Ağustos 1964. Kasım 1915'te kaybolan orijinalden sonraki dördüncü versiyon. Peki orijinaline sahip olabilir miydik? Zira muhtemelen bu kürekten yüzlerce adet üretilmiştir. Şimdi burada biraz duralım ve birlikte düşünelim. Eğer bu eser ünlü müzayede evlerinden birinde satışa çıksaydı, Dadaizm akımının en önemli sanatçılarından Dushan'ın bir eseri olduğu için muhtemelen birkaç milyon dolarlık fiyatlardan bahsediliyor olurdu. Zira bunlar fiyat biçilemeyecek kadar değerli eserler. Başka birisi de bu küreğin birebir aynısını hırdavatçıdan diyelim ki 30 dolara alsa ve müzayede sırasında ayağa kalkıp, elindeki küreyi satmaya kalksa ne olur? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Zira fiziksel özellikleri tamamen aynı olan iki nesneden bahsediyoruz. Diyelim ki aynı kürekten bin tane üretilmişti. Diğer küreklere değil sadece bu küreye Düşam'ın eli değdiği için ve bu bir müzede bulunduğu için baktığımız kürek müzayedede milyonlarca dolara satılabilir. Daha önce düşam alay mı ediyor diye sormuştuk. Evet bir anlamda sanat eserleri piyasasıyla alay ediyor. Ve bize sanatı nasıl tanımlarsınız diye soruyor. Bu gerçekten önemli bir soru. Sanatçı sanat eseri kavramı ve sanat eserine verdiğimiz değer üzerinde düşünmemizi istiyor. Ayrıca 20. yüzyılda sanat eserinin değerini belirleyen şeyin artık eserin üretilme yöntemi olmaması gerektiğini, asıl önemli olanın sanat eserinde kullanılan sembolik dilin izleyicide çağrıştırdıkları olması gerektiğini vurguluyor. Sanatın izleyici algılamasını nasıl değiştirdiğine önem veriyor. Bu sanatçıyı seviyorum. Acaba ben de avantgard bir sanatçı mı olsam? Açık havada nefes isimli bir enstalasyon yapsam. Yani açık havaya çıksam ve nefes alıp versem. İsimlendirdiğimiz için yaptığımız sanat eseri olarak algılanma olasılığı yükselir. Yanıma da bir plaket koyarız. Bir gün bu noktada nefes alıp vermişti diye yazarız. Aslında 1970 ve 80'lerde bu tarzda sanat yapıldı ve edimsel sanat olarak adlandırıldı. Haklısınız. Düşündükçe karmaşıklaşıyor ve zorlaşıyor. Kırık kolun öncesinde. Sanatçı bu tarz bir çalışmayı ilk kez yapan kişi. Sanat eserinin ne olduğu kavramını sorgulamamızı sağlıyor. Sanat eserleri piyasasına meydan okuyor. Bunları da alaycı bir şekilde yapıyor. Gene de bu nesne son derece sıradan ve 3 kuruşa satılan fabrikasyon bir nesne diye düşünmekten kendimi alamıyorum derseniz birlikte düşünmeye devam edelim. Örneğin bir şiir veya kitabı ele alalım. Yazarın bu eseri yaratırken kaç kelime kullandığını veya yazman için ödediği ücreti hiç düşünmüyoruz. Sadece eserin bizde yarattığı duygularla ilgileniyoruz. Okuduğumuz eser bizi değiştiriyor farklı bir algılama seviyesine yükselmemizi sağlıyor. Oysa görsel sanatlarda hala eserin üretilme aşamasındaki zanaatkarlığa önem veriyoruz. Duchamp sanat ile zanaati ayrıştırıyor ve sanatı tamamen kavramsal bir süreç haline getiriyor. Bu düşünce 20. yüzyıl modern sanatı açısından da çok önemli. Yani şiirde fiziksel olan bir şey yok. Hepimiz şiiri kopyalayıp paylaşabiliriz. O da aynı şey yapmış. Zaten bu yüzden başka bir küreyi alıp bu süreci tekrarlayabilmiş. Tabi her ne kadar biz bunu söylesek de sanat pazarı bir şekilde bu küreyi diğer küreklerden daha özel görüyor. Böyle düşündüğümüzde Düşam'ın belki de başarısız olduğu bir noktaya değiniyoruz. Sanat pazarı onun küçümseme çabalarına rağmen bu küreyi diğerlerinden farklı tutuyor. Bu küreyi çok yüksek fiyattan Açık artırmaya sunarız ve diğerlerinden ayırırız. Diğerlerinden daha değerli görür ve bir şekilde kavramsallıkla ilişkilendiririz. Eserin ismine geri dönecek olursak. Sanatçı isimsiz diyebilirdi. Kar küreği diyebilirdi. Ancak kırık kolun öncesinde ismini koymuş. Kar temizlerken kayıp düşmeden, kolu kırmadan öncesi kim bilir? Sanatçının hangi düşünceyle bu ismi seçtiğini bilmiyoruz. Mesela pidenin öncesinde denebilirdi. Kara kürekle temizledikten sonra pide yiyeceğim gibi. Sanırım burada sanatçının yapmaya çalıştığı ismin saçmalığını yüzümüze çarparak bize meydan okumak.